San Francisco polisi bir yat hırsızlığı şebekesini ortaya çıkardığında... Yanında bir de banka hırsızı vardı. Bu her zaman karşılaştığım bir şey değildi. Başlarında hiç ummadıkları bir elebaşı olduğunu keşfettiler. Onunla konuşmayı bitirdiğim an pis bir adam olduğunu anladım. Ölçüsüz bir açgözlülük... Amacı paraydı ve kadın önündeki tek engeldi. Soğukkanlı bir plan... Parayı aldım işte, izin ver gideyim lütfen. Cinayetlerle bezenmiş bir yola çıkıyordu. En ufak bir pişmanlık duymadı. Bir anda tüm nefesim kesilmiş gibiydi. Akıllardan çıkmayacak bir suç, bir dizi sapkın ve dehşet dolu olayı ortaya çıkardı. Ve Pandora'nın kutusundaki kötülüğü serbest bıraktı. Pandora'nın kutusu, kötülüğü serbest bırakmak. 22 Mayıs 1986, Oakland, Kaliforniya. Bir cuma günü saat 4:30-5 civarındaydı. Dolandırıcılık biriminde idari polis amiri olarak görev yapıyordum. Derken telefon çaldı. Ben Godwin. Hattın diğer ucunda San Francisco'daki bir marinada çalışan yerel bir yat satıcısı vardı. Çalındığı bilinen bir yatı az önce tespit ettiğini söylüyordu. Yatın ismi neydi peki? Adı Karuba. Ancak çalındığı için ismini değiştirmiş olduklarını düşünüyorum. Adam yatın gerçek isminin Wildcat olduğunu söyledi. Fakat şimdi Karuba ismini taşıyordu. Arayan kişi söz konusu yatın Los Angeles'tan çalındığını söyledi. Bu haber hemen yat sahipleri ve satıcılar arasında dolaşmaya başladı. Bana tam olarak yerini söyleyebilir misiniz? Pekala, yola çıkıyorum. Kısa bir süre sonra çavuş Godwin başka bir memurla beraber çalıntı yatı kontrol etmek için marinaya geldi. Yatın arka kısmında kokteyl içen bir adam vardı. Merhaba, bu yatın sahibini arıyorum. Benim, buyurun. Size nasıl yardım edebilirim? Adam kendini Mervyn Gray olarak tanıttı. Yatın çalıntı olduğuna dair bir ihbar aldığımızı söyledim. Ne? Adam şoke oldu. Bay Gray kendisinin bir yat taciri olduğunu ve bu yatı satın alıp orada yaşayacaklarını söyledi. Peki yatı kimden aldınız? 2 ay kadar önce Robert Kunz'dan aldım. O da yat alıp satan adamlardan biri. Bay Gray bize o güne kadar Kunz'dan indirimli fiyatlardan 4-5 adet yat aldığını söyledi. O anda bunda tuhaf bir şeyler olduğunu anlamıştı. Gray bize son derece yardımcı oldu. Bilmek istediğiniz başka bir şey var mı? Bir hafta kadar önce Kunz'la telefonda konuştuklarını, Kunz'a yeni bir yat bulduğunu ve 1-2 hafta içinde satacağını söyledi. Beni tekrar aradığında size haber veririm. İşbirliğinden dolayı Gray hakkında bir işlem yapılmadı. Daha sonra Godwin, Robert Kunz'un geçmişini araştırmaya başladı. Banka soymak suçundan hüküm giydiğini ve bu suçtan ötürü bir süre eyalet hapishanesinde yattığını öğrendim. Bu bilgi bize nasıl bir adamla karşı karşıya olduğumuzu gösteren önemli bir bilgiydi. Polise ulaşan çalıntı yatlarla Kunz adına kayıtlı veya onun tarafından satılmış olan yatların tekne numaralarıyla karşılaştırarak son yıl içerisinde Batı sahilinde 5 adet çalıntı yatın satışını gerçekleştirdiğini ortaya çıkardılar. Kunz yatları çalıp onları yeniden boyuyordu. İsmini ve tekne numarasını değiştirip kendi adına kaydettiriyordu. Yaptığı işte oldukça iyiydi. 29 Mayıs 1986'da çavuş Godwin'e gelen ihbardan bir hafta sonra Mervyn Gray, Robert Kunz'un yeni yatıyla beraber şehre geldiğini haber verdi. Yatın limanda demir attığı yerin numarası elimizdeydi. Godwin ve ortağı çavuş Arthur Roth Kunz'un yatını kontrol etmek için marinaya gittiler. İşte bu, burası B-55. Gray Kunz'la birlikte dönünceye kadar yatı aramamızı söyledi. Marina'ya gidip yatın bağlı olduğu yere vardığımızda üzerinde yazan ismi La Vita olan bir tekneyle karşılaştık. Şuna baksana. Biri numarasıyla oynamış.
Üstteki numarayı çıkartınca alttaki numaranın silindiğini fark ettik. Bunun çalıntı bir tekne olduğundan adımız gibi emindik. Polis! Haklı olarak olası bir suç mahalline girdiklerini düşünen polisler tetikteydi. Bir şey buldum. Bir pantolonun içinde yarı otomatik bir silah bulduk. Godwin telsizden silahın seri numarasını arattı. Gelen sonuç onu hayrete düşürdü. Silahın Los Angeles polisinden William Leisher'a ait olduğunu öğrendik. Polis silahının Kunst'ta ne işi var? Buraya geldiğinde kendisine sorarız. Derken otoparktaki polislerden haber geldi. Şüpheli araç otoparka giriş yaptı. Hadi gidelim. Kunst ve Gray'in içinde olduğu araç marinaya geldi. Durun! Kimse kıpırdamasın! Olduğunuz yerde kalın! Robert Kunst hanginiz? Robert Kunst benim. Robert Kunst hakkında onu gelir gelmez tutuklamaya yetecek kadar bilgi edinmiştik. Üstüne kayıtlı 5 çalıntı tekne olduğunu biliyorduk. Robert Kunst, organize hırsızlık suçundan tutuklusun. Kunst kelepçelenirken ismi bilinmeyen üçüncü şahıs bir anda konuşmaya başladı. Bekle. Burada bir yanlışlık olmalı memur bey. İsmim William Leisher. Los Angeles emniyetindenim. Şoke olmuştum. Bir polisin böyle bir işe bulaşmış olması düşüncesinden nefret ediyorum. William Leisher mı? Silahı neden o teknede bıraktın? Çünkü silahımı orada tutuyorum. Ona yatın çalıntı olduğunu söyledim. Yemin ederim çalıntı olduğunu bilmiyordum. Kunst'u önceden tanıdığını ve ona iyilik olsun diye buraya demir atmasına yardım ettiğini söyledi. Ona ne inandım ne de inanmadım. Ama doğruyu söylediğini umuyordum. Beyefendi, bu işi karakolda çözmemiz gerekecek. Leisher'ın masum olduğuna dair ısrar etmesine rağmen çalıntı teknedeki eşyaları ve hırsız Robert Kunst'la olan arkadaşlığı onu gözaltına almaya yetiyordu. Leisher hırsızlıkta payı olma ihtimaline karşı tutuklanmıştı. Polisler Oakland Emniyet Müdürlüğü'ne vardıklarında Robert Kunst konuşmayı reddetti. Ama Leisher her şeyi hatırlıyordu. Robert Kunst'u nereden tanıyorsun? Kız kardeşi eşimle birlikte çalışıyor. Bizi onlar tanıştırdı. Kunst deneyimli bir yat kaptanıydı ve Leisher'a nasıl yat kullanacağını öğretmişti. Böylece yakın arkadaş olmuşlardı. Ama sen bir polissin. Neden hüküm giymiş bir hırsızla zaman geçiriyorsun? Ne yani, Robert bir hırsız mı? Ne Kunst'un işlediği suçlardan ne de daha önce hüküm giydiğinden haberi olduğunu söyledi. Leisher konuşmaya devam ettikçe ifadesinde tutarsızlıklar baş gösterdi. Bir suçlu olduğunu bile bilmiyorsan ona nasıl kefil olabiliyorsun? Bakın, saygısızlık olarak algılamayın ama söyledikleriniz hakkında hiçbir fikrim yok. Görüşmemiz devam ederken, evet, banka soymaktan bir kez hüküm giymiş ama olaydan hemen 3 gün sonra onu yakalamışlar dedi. Tutarsızlıklar artınca artık ona inanmamaya başladım. Ona sorular sormaya devam ettim. Robert'ın organize bir şekilde yat çaldığından haberin var mıydı? Çünkü en az 5 yat çaldığını biliyoruz. Anlattıkları hiçbir şekilde mantıklı değildi. Sonra bu çalıntı teknelerden birini kendisinin satın aldığı ortaya çıktı. Üstelik tekneyi üzerine geçirirken tek kuruş ödememişti. Tüm bunlar işleri daha da kötüleştirdi. Hırsızlıkla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Benim tek bildiğim Robert'ın yat sattığıdır. Bu tekneyi de kuzeye götürmek istediğini söyledi. Sen de ona yardım etmek istedin, öyle mi? Evet. Yatların çalıntı olduğunu bilmediğini söyledi. Leisher, Kunst'a yat taşıma işinde ilk defa yardımcı olduğunu iddia etti. Ama bunun yalan olduğu daha sonra ortaya çıkacaktı. Söylediğinin aksine daha sonra başka yatlar konusunda da ona yardımcı olduğunu ortaya çıkardık. Konuştukça daha fazla batıyordu. Görüşme süresince Leisher'ın yalanları tek bir şeyi işaret ediyordu. Konuşmamız sona erdiğinde onun da temiz olmadığını anlamıştım. Oakland polisinden Çavuş Godwin
Los Angeles polisi William Lasher'ı bir yat hırsızlığı ile ilgili sorgularken şaşırtıcı bir aydınlanma yaşadı. Ona inanmadım ve konuşmamız sona erdiğinde onun temiz olmadığına emin olmuştum. Godwin, Los Angeles polis teşkilatına Lasher'ın tutuklanması hakkında bilgi verdi. Telefona çıkan kişi Tom King'di. Ben Kane. Merhaba dedektif. Memurlarınızdan biri Oakland'da gözaltına alındı. Memurun isminin William Lasher olduğunu ve yanında bir banka hırsızıyla yakalandığını söyledi. Ayrıca yanında otomatik bir silah olduğunu ekledi. Bu her zaman karşılaştığımız bir durum değildi. Hemen kayıtlarını inceliyorum. Lasher'ın kayıtları onun 17 yıldır Los Angeles Emniyetinde görev aldığını gösteriyordu. Los Angeles Trafik Bölümündeymiş. Tuhaf görünen bir şey var mı? Tutuklandığı sırada daha öncesinde şiddete yönelik herhangi bir suça karışmamıştı. Hayır, sabıkası temiz görünüyor. Konuştu mu? Galvin memurumuzun ifade verdiğini ve onlarla konuştuğunu söyledi. Pekala, bölümündeki kişilere haber vereceğim. Size tekrar döneriz. King Bill'in Los Angeles polisindeki iş arkadaşlarıyla görüşürken Lasher çoktan kendine bir avukat tutmuştu. Bill Lasher hakkında ne biliyorsun? İçine kapanık biridir ama kötü biri değildir. Biraz tembeldir. Geçmişinde kayda değer herhangi bir şey yoktu. Şahsı adına yapılmış bir şikayet yoktu ki bu trafik cezaları yazan memurların sıkça başına gelen bir durumdur. Her şeyi temizdi. Hatta 17 yıllık kariyeri boyunca Lasher bir kere bile silahını ateşlemek zorunda kalmamıştı. Ne derse onu yapıyordu, fazlası yoktu. Asla saldırgan değildi ve inisiyatif alamayan biriydi. Bölümde bir takma adı bile var. Ilımlı Bill. Lasher, Los Angeles'ta üst orta sınıfın ikamet ettiği bir mahallede eşi Betsy Mogul'la birlikte yaşıyordu. Eşinin iyi kazanan Los Angeles'lı bir avukat olması sayesinde arkadaşlarına hava atabileceği oldukça pahalı oyuncaklar alabiliyordu. Bu benim eğlencem ve gururum. Ona Thunderbolt ismini verdim. İş arkadaşlarına ve ortaklarına sahip olduğu tekneyi göstermeyi çok seviyordu. Arabaları sever misin? Yeni model bir Corvette'i vardı. Aslında bir uçağım da var. Ve çok güzeldir. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş uçağı vardı. Büyük bir motora sahip olduğu için çalıştırması çok maliyetliydi. Tüm bunlara paran nasıl yetiyor? Aslına bakarsan zamanında yatırım yapmıştım. Sonu iyiye bağlandı. Ayrıca eşim de iyi kazanıyor. Bay Lasher genelde eşinin iyi kazandığını söylerdi. Hiç çocuk sahibi olmadılar. Kadın bir avukattı ve çok iyi para kazanıyordu. Adam da kazandığı parayı istediği gibi harcayabiliyordu. Los Angeles'ta bir avukatlık bürosunda çalışıyor. Biraz şanslıyız. Öyle görünüyor. Senin adına sevindim. Bunlar doğru bile olsa Bill kazandığından çok daha fazlasını harcıyordu. Sahip olduğu mal varlığının parasal karşılığı gelirlerinin çok üzerindeydi. Bu da şüphe uyandıran bir durumdu. Los Angeles Emniyeti de bu durumu ciddiye aldı. Lasher'ın tutuklanmasından iki hafta sonra dedektif Tom King, Lasher'ın Northridge, Kaliforniya'daki evi için bir arama emri çıkarttı. Pekala, sen aşağıya bak, sen de üst katlara. Müfettişler evi dolaşırken rahatsız edici bir keşifte bulundular. Lasher'ın zulasından 40'ı aşkın yasa dışı silah çıktı. Görev başındayken silahını bile ateşlememiş bir trafik polisi için fazlasıyla büyük bir cephanelikti. Susturucu mu? Susturucu ile ne işi olabilir ki? Bunu bir torbaya koyup etiketleyelim. O noktada ortada son derece ciddi bir suç unsuru olduğu anlaşılmıştı. Müfettişler Lasher'ın garaj kapısını açtıklarında onu zan altında bırakacak yeni delillerle karşılaştılar. Tanrım. Tepeden tırnağa gemi parçalarıyla doluydu. Radarlar, dalış tüpleri, oltalar, yat mobilyaları. Bir gemide olmasını düşündüğünüz her şey vardı. Bunların çalınan teknelerden alındığını tahmin ediyorum. Muhtemelen. O ana dek buldukları delilleri gölgede bırakacak şeyle henüz karşılaşmamışlardı. Burada bir şey var.
Bulduğumuz şey, çevirdiği tüm dolapları ortaya çıkartacak bir kanıttı. Görünüşe göre Leisher, Kunz'un yat hırsızlığı ile ilgili notlarını bir deftere geçiriyordu. King deftere göz atarken özellikle bir isim dikkatini çekti. Defterin hemen her sayfasında Dennis Franz'in ismi geçiyordu. Görünüşe göre teknelerin taşınmasından sorumlu mürettebatın bir üyesiymiş. Suç işleyerek kazandığı her bir kuruşun kaydını tutması çok ilginçti. Çalıntı teknelerin birinde yenen yemeğe varıncaya kadar her şeyi yazıyordu. Harcanan her bir doları yazdığı için bazen onun diğerlerine, bazen de başka insanların ona borçlu kaldığını görebiliyorduk. Söz konusu para bazen sadece 5 dolar bile olabiliyordu. O hırsızlığı düzenlerken Francis de ona yardım ediyor olmalı. Dennis'in adı o kadar çok yerde geçiyordu ki onun da işe dahil olduğundan emindik. Hatta tekneleri Kuzey Kaliforniya'ya taşıyan kişinin o olduğunu düşünüyorduk. Francis denen adamı bulmamız gerekiyor. Kesinlikle. Evinden çıkan çalıntı mallar kirli polisin karşısında dağ gibi büyürken dedektif Tom King motorlu taşıtlar birimindeki kayıtlardan Leisher'ın ortağını bulmaya çalışıyordu. Dennis Franz? Evet. Ben dedektif King. Bakımsız, tıraşsız ve pasaklı bir adamdı. Onunla tanıştığımda aklımdan geçen ilk soru bir polis memuru nasıl böyle bir adamla takılabilir oldu. Bana bile anlat. Onu iyi tanırım. Birlikte çok fazla şey yaptık. Bu anlatman için iyi bir fırsat. Memur Leisher'la oldukça kötü ve yasa dışı bir işe bulaştığımı söylesem bu ilgini çeker miydi diye sordu. Ben de evet dedim. Önce anlaşalım. Bir şey anlatmadan önce bir anlaşma isterim. O an dona kaldım. 23 yıllık dedektiflik hayatımda hiç kimse daha önce benden dokunulmazlık talep etmemişti. Üstelik 50'nin üzerinde cinayet davasına bakmıştım. Ben sana dokunulmazlık veremem. Bunu sadece bölge savcısı yapar. Öyleyse konuşamam. Anlaşma olmadan konuşmayacaktı. King, Francis'in talebini bölge savcısına iletti. Ama dedektif Francis'in taleplerini kabul etme noktasında kararsızdı. Dennis Franz'i sorgu odasına aldık. Bill, Leisher ile ilgili önemli şeyler bildiğini söylüyor ama dokunulmazlık istiyor. Dokunulmazlık mı? Ona bu işin ardından büyük bir şeyler çıkabileceğini söyledim. Kendini bu şekilde korumak istemesinden sakladığı şeyin büyüklüğünü tahmin edebiliyordum. En kötü ihtimalle bir cinayete karışmış olabilirdi. Yine de bu kadar kötü bir şey olmamasını umuyordum. Oldukça ciddi suçlara karışmış olduğunu tahmin edebiliyordum ama daha da kötüye gitmesini hiçbir zaman istemedim. Bilgi karşılığında adama neredeyse serbest kalma hakkı vereceğiz. Ne yapmış olabilir ki? Leisher'ı içeri tıkmadan önce onun hakkında edinebildiğimiz her türlü bilgiyi toplamalıyız. Onunla anlaşmak zorundayız. İşledikleri suçların ne olduğunu bilmiyoruz. Adama istediğini verelim ki bize neler döndüğünü anlatsın dedi. Dennis, sana dokunulmazlık verdiğimizde bazı kurallara uyman gerekecek. Dennis Franz'e bize doğruyu söylediği sürece dokunulmazlığa sahip olacağını söyledik. Ama ne olursa olsun hapse girmeyeceğim değil mi? Evet. Konuşmaya şöyle başladı. Pekala. Bill Leisher için iki kişiyi öldürdüm. Los Angeles Emniyeti dedektifleri muhbir Dennis Franz'e dokunulmazlık tanıyarak pis işlere bulaşmış olan Bill Leisher hakkında daha fazla bilgi almayı umuyorlardı. Ama Franz'in konuşmaya başlamasıyla beraber dedektifler büyük bir hata yaptıklarını anladı. Bill Leisher için iki kişiyi öldürdüm. O da bir anda sessizliğe gömüldü. İkimizin de midesi bulandı. Çünkü durum düşündüğümüzden çok daha kötüydü. Az önce yaptıkları anlaşmayla bu katili serbest bırakmayı kabul etmişlerdi. Bay Franz iki cinayette de tetiği çeken kişi olduğunu itiraf etti. Fakat her şeyi organize eden kişi Bill Leisher'dı. Hemen döneceğim. Aklımdan geçen ilk şey davaya bir an önce cinayet masasını dahil etmekti. Öğleden sonra deneyimli cinayet masası dedektifi Addison, Bud Arce ve Hank Petroski davaya dahil oldu. Ve 40 yaşındaki muhbir Dennis Franz'i sorguya aldılar. Will Leisher'la nasıl tanıştınız?
Komşum Deniz Weinboff bizi tanıştırdı. Onun için bazı işler yapıyordu. Weinboff bana Leisher'ın pis işler çeviren bir polis olduğunu söyledi. İnsanlardan para toplayıp soyguna yardım etmesi için para ödüyordu. İkinizi neden tanıştırdı? Çünkü paraya ihtiyacım vardı. Dedektifler Frances'e kurbanlarının isimlerini sordu. Birinin Tony De Los Reyes olduğunu söyledi. Anlattığına göre Tony'nin ölmesini isteyen kişi 38 yaşındaki eski karısı Paulette'ti. Bir gece Paulette ile Bill, kadının Tony De Los Reyes ile olan sorunlu evliliği ve henüz gerçekleşen boşanmaları hakkında konuşuyorlardı. Bill, Paulette ile arkadaştı ve eski kocası Tony ile uzaktan da olsa tanışıyorlardı. Tony asla parasına yaklaşmama izin vermiyor. İşin içinde bir miras davasının da bulunduğu oldukça karmaşık bir boşanma süreci yaşanıyordu. Üvey babası öldüğünde Tony'ye başarılı bir tortilla fabrikasının yanı sıra 500 bin doların üzerinde para bırakmıştı. Parayı nasıl alacağımı buldum sanırım. Nasıl? Tony öldüğünde tüm mal varlığını oğluna bırakacak şekilde vasiyetini değiştirdi. Fakat Tony ölmeden tek bir kuruşuna bile dokunamayız. Paulette, arkadaşı Bill'in iş arkadaşlarının aksine ideal bir polis memuru olmadığını iyi biliyordu. Ve açgözlülüğün onları korkunç bir yola sokmasına izin verdi. Tony'nin ölmesini istiyorum Bill. Onu öldürür müsün? Benim için. Anlaşmayı cazip hale getirmek için Paulette, eski kocasını öldürmesi için ona 5000 dolar teklif etti. Sen merak etme, ben hallederim. Böylece 63 yaşındaki Tony De Los Reyes'in kaderi bağlanmış oldu. Frances'e göre 10 Eylül 1981'de saat gece 2'ye doğru Leisher Dennis'le birlikte Sherman Oaks, Kaliforniya'daki bir gece kulübüne gitti. Tony hobi olarak bas gitar çalıyordu. Birçok gece kulübünde çalışıyordu. Pekala. Hadi başlayalım. Frances araçtan inerken Leisher onu arabada beklemeye devam etti ve motor hala çalışıyordu. Tony De Los Reyes kulüpten çıkıp aracına doğru yöneldiğinde onu bekleyen sondan bir haberdi. Bana paranı ver. Ver dedim. Frances ona bunun bir soygun olduğunu söyledi. Ambulans ulaşıncaya kadar adam kan kaybından öldü. Silah ateş alır almaz arabaya koştum ve Bill gaza bastı. Frances belki farkında değildi ama olayı anlatırken silah ateş alır almaz demişti. Yaptıklarının sorumluluğundan kaçmak için böyle konuştuğunu düşünüyorum. Leisher bunun için sana para verdi mi? Evet ödedi ama hala 1400 dolar borcu var. Tamamen Leisher'ın emirlerine uyuyordu. Frances de esasen hiç pişmanlık duymuyordu. Bill için öldürdüğün diğer kişi kimdi? Bir kadın. Ann Smith. Tony De Los Reyes'in öldürülmesinden bir yıl önce 29 Mayıs 1980'de Leisher Dennis'i Highland Park, Kaliforniya'daki bir güzellik salonunun arka kapısına götürdü. Bu Ann Smith. Şuradaki salonda çalışıyor. Ne yapacağını biliyorsun. Tamamdır, onunla ilgileneceğim. Bunu kullan. Bill Dennis'e kullanması için 45 kalibrelik bir silah verdi. Acele et. İçeride saçını yaptıran birkaç müşteri vardı. Bunlardan biri de Ann Smith'in annesi, güzellik salonunun sahibiydi. Eller havaya! Herkes elini kaldırsın. Bill Dennis'e olayı bir soygun gibi göstermesini istedi. Müşteri ve çalışanlar dehşet içinde dona kalırken Dennis hedefini gözüne kestirmişti. Sen! Bana paranı ver. Tamam. Bana paranı ver dedim. Tamam, tamam. Acele. Çok fazla para yok. Dennis'in yapması gereken bir şey daha vardı. Gel buraya. Gel parayı buraya. Aldın işte, lütfen bırak gideyim. Frances Ann Smith'i arka odaya sürükledi. İçerideki müşterilerin ve Ann Smith'in annesinin görüş alanından çıkmış oldular. Ann hayatı için yalvarırken Dennis cebinden çıkardığı bir çorabı silaha geçirdi. Thank you.
Hallettim. Mermi kovanı nerede? Fransız çorabı silaha geçirmesini Bill söylemişti. Böylece mermi kovanı çorabın içine düşecekti. Ne demek istiyorsun? Mermi kovanı. Burada değil. Çorabı geçirdim işte. Lanet olsun. Polisler mermi kovanını bulacaklar. Aman tanrım. Leisher haliyle mutsuzdu. Francine Smith'i öldürdüğü silahı eritmek zorunda olduğunu söyledi. Mükemmel bir silahın mahvolmasına neden oldun. Bize vereceğin başka bilgiler var mı? Mesela Bill Ann'i niye öldürmek istemişti? Hayır. Bilmiyorum. Bildiğim her şeyi anlattım. Ertesi gün dedektifler ofise gidip Francine'in sağladığı bilgileri araştırmaya başladı. Ann Smith cinayetinin Highland Park'ta işlendiğini söyledi. Olay yeriyle ilgili bilgi almalıyım. Highland Park. Highland Park polisi Petrovski'ye silahlı bir adamın dükkanı soymaya çalıştığını ve dükkanın arka tarafında Ann'i vurduğunu söyleyerek Francine'i doğrulamış oldu. Francine'in anlattığı her şey doğruydu ve böylece güvenilirliği artmış oldu. Siz neden bu dosyayı inceliyorsunuz ki? Elimizde somut bir delil olabilir. Ne? Bir dakika. Highland Park polisi ne dedi peki? Petrovski bana döndü ve şöyle dedi. O olay için birini tutuklamışlar. Davanın 5 yıl önce çözüldüğünü söyledi. Ann'in cinayetini Charles Persico adında bir adam üstlenmiş. Highland Park. İsimsiz bir ihbar almışlar. Arayan kişi ufak çaplı bir uyuşturucu bağımlısı olan Charles Persico'nun soyguna teşebbüs edip bununla birlikte Ann Smith'i öldürdüğünü söylemiş. Persico geçerli bir görgü tanığı sunamadığı için dedektifler Ann Smith'in annesini karakola çağırıp ona şüphelinin fotoğrafını göstermişler. Hazır mısınız? Evet. Tüm bu adamlara dikkatlice bakın. Ann'i vuran kişi bunlardan biri miydi? Sanırım buydu. Kızını öldüren kişi olarak Persico'yu teşhis etti. Persico, 1. dereceden cinayet suçuyla yargılandı. Müebbet hapis cezası veya idam cezasıyla karşı karşıyayken avukatı bir anlaşma yaptı. Persico suçunu itiraf etti ve kasten adam öldürme suçundan yargılandı. Persico'nun 5 yıl önce cinayet suçundan yargılanmış olmasına rağmen Arsi ve Petrovski, Dennis Francine'in doğruyu söylediğini düşünüyordu. Taşlar yerine oturmuyor. Ann'in cinayet defterini incelemeliyiz. Polislerin cinayet defterlerinde cinayetle ilgili otopsi, görgü tanıkları gibi her türlü ayrıntı yer alır. Bunlar soruşturma sırasında elde edilen bütün bilgilerdir. Ertesi gün dedektifler dosyayı incelemeye başladıklarında gözden kaçan ayrıntılar dikkatlerini çekti. Görgü tanıklarının ifadesine baksana. Sokağın karşısındaki tamirhanede bir görgü tanığı vardı. Bu şahıs cinayet işlendikten sonra araca binip kaçan kişinin Charles Persico olmadığını söylüyordu. Arsi ve Petrovski derine indikçe toplanan kanıtların tek bir kişiye yoğunlaştığını fark ettiler. Muhbir Dennis Franz. Olay yerinde 45 kalibrelik mermi kovanı bulunmuş fakat silah ortada yok. Bu durum Dennis Franz'in cinayetle ilgili anlattıklarıyla uyuşuyordu. Franz'e göre Leisher cinayet günü işten izin istemişti. Bu sebeple dedektifler Leisher'ın çalışma kayıtlarını inceledi. Franz haklıymış. Leisher hasta olduğunu söylemiş. Bulmacanın bir başka parçası daha yerine oturdu. Zamanla Dennis Franz'in anlattığı her şeyin birbiriyle tutarlı olduğunu anlamaya başladık. Bence cinayeti Charles Persico işlemedi. Ann'in ailesinin verdiği ifadeye bakar mısın? O an Ann'in ölmesini isteyebilecek bir kişi olabileceğini fark ettiler. Kocası R. Smith. Ann ve Art'ın ilişkileri hakkında daha fazla bilgi almak için Arsi ve Petrovski Nicky Pontrelli ile görüştü. Ann benim eltimdi ve çok yakındık.
En öleli 5 yıl oluyor. Öldüğünü söyledikleri günü dün gibi hatırlıyorum. Hissettiklerimi anlatamam ama denerim. Bir anda tüm nefesim kesilmiş gibi oldu. Korkunçtu. Anne'nin Art Smith'le ilişkisi hakkında ne söyleyebilirsin? Onu asla sevmedim. Anne'nin öldüğünü öğrendiğimizde kimse bunun bir soygun olduğuna inanmadı. Smith'lerin evliliği 1974'te bir mantık evliliği olarak başladı. 34 yaşındaki Anne kendisi ve 2 çocuğuna bakacak birini arıyordu. Art ise genç ve güzel bir eş istiyordu. Buyur tatlım. Art Smith çok başarılı bir sigortacıydı. Anne'in Art'la evlenmesinin tek sebebi çocuklarına bakabilmekti. Çocuklarına iyi bir yuva sağlamak. Tek isteği buydu. Art ona Pasadena büyük bir ev ve güzel bir araba satın aldı. Ama Anne'in rüya gibi başlayan hayatı zamanla bir kabusa dönüştü. Evi temizlemeyi düşünmüyor musun? Ondan mükemmel bir ev kadını olmasını ve ev konusunda her şeyin kusursuz olmasını istiyordu. Özür dilerim hayatım. Hemen toplamaya başlıyorum. Donanmadan ayrılmış bir askerdi. Ailesine de asker gibi davranıyordu. 6 yıl sonra çocukları 14 ve 20 yaşına geldiklerinde Anne Art'ın bir ilişkisi olduğunu öğrendi. Hor görülme ve sadakatsizlik üst üste gelince daha fazla dayanamayıp boşanmak istedi. Paranı benden saklayamazsın. Mahkeme benim hakkımı verecektir. Çok cesurdu. Onun ofisine daldı ve bir takım mektupların ve hesap defterlerinin fotoğraflarını çekti. Kendi payını alabilmek için çektiği bu fotoğrafları mahkemede sunmak istiyordu. Her yerde para sakladığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Her zaman evinde 60-70 bin dolar nakit bulunurdu. Her zaman. Bunu kanıtlayamazsa Art'ın ona tek bir kuruş bile vermeyeceğinin farkındaydı. Art çok sinirlendi ve şöyle dedi. Seni çok fena mahvedeceğim. Gerilim gittikçe artıyordu. Nikki, Anne'in öldürülmesinden aylar önce evinde gerçekleşen korkunç bir olay hatırlıyor. Nikki, neyse ki evdesin. Gel içeri. Hadi gel. Anne'in uzaklaşmaya ihtiyacı vardı çünkü Art hala o evde kalmaya devam ediyordu. Art aklını kaçırdı. Benden kurtulmak için her şeyi yapar. Anne Art'ın kendisini takip ettiğini, hatta başkalarına da takip ettirdiğini söyledi. Takip edildiğinden emin misin? Evet. Hatta hala dışarıda olabilir. Aman Tanrım, yere çök, eğil. Sadece bir araba farıydı. Bu hayatımda gördüğüm en çılgın şeydi. Anne beni bir çırpıda yere yatırdı. Bu Art. Bu Art olamaz. Kimseyi görmüyorum. Hadi, biraz uyumaya çalış. Sabah uyandığında her şeyi konuşuruz. Ertesi gün Nikki ön kapıda kendisini bekleyen bir sürprizle karşılaştı. Ön kapıda Art'ın kartvizini buldum. Arka tarafında şöyle diyordu. Anne'le ilgilendiğin için teşekkür ederim. Altında Art Smith'in imzası vardı. O an aslında aşırı tepki vermediğimi, tüm bunların doğru olduğunu anladım. O nedir? Aman Tanrım. Hemen ağlamaya başladı. Çok korkuyordu. Nikki, sana söylemem gereken bir şey var. Önce inanmak istemedim ama Art peşime birilerini taktı. Beni öldürmek istiyor. O beni öldürecek. Art'ın peşine bir adam taktığını biliyordu. Bunu ortak bir arkadaşlarıyla yaptığı bir konuşma sırasında öğrenmişti. Richard McDonough, tenis hocamız, bana bunu o söyledi. Tenis hocası Art'ın kendisiyle ilgili çok kötü planları olduğunu söylemişti. Ona inandın mı? Böyle bir konu hakkında neden yalan söylesin? Evet. Ona bizimle yaşamasını teklif ettik. Birlikte neler döndüğünü araştırabilirdik. Geçerli bir nedeni var bence. Anne'in parasından uzak tutmaya çalışıyordu. Gerekçe paraydı. Açgözlülüktü. Anne Smith ise önündeki tek engel olarak duruyordu.
Richard McDonough dışında Anne'le ilgili bu planı bilen başkası olabilir mi? Nicky bize Art'la çalışan ya da yakınında olan kişilerle ilgili bilgiler verdi. Teşekkür ederiz Nicky. Yardımcı olabileceğim başka bir şey olursa lütfen haber verin. Arsi ve Petrovski listelerindeki isimlerle konuşurken Anne'in cinayet planı yavaş yavaş belirginleşiyordu. Günaydın Art. Smith'in eski sekreteri Dobbin Gordon'a göre Art'ın bir süredir ayrı yaşadığı eşi hakkındaki fikirleri gayet açıktı. Anne iliklerime kadar beni sömürmek istiyor Dobbin. Anne'e karşı hoşgörüsüzdü. Ondan tek bir kuruş dahi alamayacağını söyleyip duruyordu. Onu öldürmeyi tercih edeceğini söylemişti. Dobbin ona soru sorduğunda ise Art ona bekle ve gör demiş. Hey Art, bir dakika konuşabilir miyiz? Tabii ki. Dobbin ayrıca Art'ın Los Angeles polisinden Bill Lasher'la birkaç kere gizli gizli buluştuğunu söyledi. Görünüşe göre tüm görüşmelerini gizlice yapmışlar. Dışarıda asla hiçbir şey konuşmazlarmış. Lasher 6 yıl önce bir sigorta davası üzerinde çalışırken Art Smith'le tanıştı. İşler nasıl? İşler iyi. Ama en sorun olmaya başladı. Art'ın sigorta şirketinde çalışmış olan John Dunne'ye göre bu iki adam genelde kişisel sorunlarını paylaşırlarmış. Art bile karısını şikayet ediyordu. Gizlice biriktirdiği paralardan haberdar olduğunu anlatmıştı. Aklıma bir çözüm yolu geldi. Ama beni iyi dinle. Bill Anne'i $15,000 karşılığında öldürmeyi teklif etmiş. Bir soygun gibi görünmesini sağlarım. Bitir şu işi. Dobbin, John ve Richard McDonough'un ifadelerini esas alarak polisler Art Smith'i cinayetten tutukladı. Cinayet azmettiricisi olarak suçlu bulundu ve müebbet hapse çarptırıldı. Smith hapisteyken öldü. Gerçekten mutlu oldum. Sonunda adaletin yerini bulduğunu gördüm. Art hak ettiğini buldu. Umarım cehennemde yanar. Biraz rahatlamıştık. Fakat Bill Lasher'ın dahil olduğu başka vakalar olduğunu da biliyorduk. Dolayısıyla işimiz henüz bitmemişti. Dedektifler, iş arkadaşları dedektif Dennis Strongings'in Bill Lasher'dan eşini öldürmesini istemiş olan Paulette de los Reyes'i tanıdığını öğrendiklerinde büyük bir gelişme yaşandı. Bizim için casusluk yapmayı kabul etti. Ona kayıt cihazı takıp Paulette'le buluşmasını sağladık. Pis işler çeviren şu polisi duydun mu? Bill Lasher. O iyi bir adamdır. Tony kıskançlık krizine girip bana bağırdığında gidip onun omzunda ağlamışımdır. Kocasıyla sorunlar yaşıyordu. Bill ona iyi davranan biriydi. Tony onu anlayamıyordu ve ortada yüklü miktarda para da vardı. Belki de Lasher hakkında söylenenler yanlıştır. Ben öyle bir şey demedim. Sonunda ona Lasher'dan kocasını öldürmesini istediğini açıkça ifade etti. Paulette Scrogan'e ayrıca kocasını öldürmesi karşılığında ona para teklif ettiğini de söyledi. Bill onun icabına bakacak. Onu hemen tutukladık ve Lasher'ın aleyhine savcıya ifade vermeyi kabul etti. 5 ay önce çalıntı mallarla yakalandığı için tutuklanmış olan Lasher'ın başında $2 million kefalet vardı. $1 million mal çalarsan kefaletin de doğal olarak $1 million oluyor. Bill Lasher yaklaşık $2 million mal çalmıştı. Lasher kefalet başvurusunda bulunmadı. Dolayısıyla Los Angeles Eyalet Hapishanesi'nde hırsızlık suçundan yargılanacağı duruşmayı bekliyordu. 14 Ekim 1986'da dedektifler muhbir Dennis Francis'i Lasher'la görüşmeye yolladı. Muhbirin ona Anne Smith cinayetini itiraf ettirmesini umuyorlardı. Los Angeles Eyalet Hapishanesi'nin görüş odasına bir kamera yerleştirmiştik. Franz içeri girdi ve Lasher'la konuşmaya başladılar. Nasılsın Deniz? Fena değilim. Nasıl gidiyor? Önemli bir şey konuşacakları zaman bir Lasher yazmaya başlıyordu. Lasher kağıda yazdığı her kelimeden sonra onları tek tek karalıyordu. Kimsenin yazdığı şeyleri görmesini istemiyordu.
Bu arada dedektifler Arce ve Petrovski, bölge savcı vekili James Coller'la birlikte yan odada her şeyi izleyip not ediyordu. 6-0 hakkında konuşmamız gerekiyor. 6-0'la Ann Smith'in öldürüldüğü güzellik salonunun bulunduğu sokağa referans veriyordu. Leisure hala olay yerinde kalan mermi kovanından bahsediyordu. O konu ne oldu? Bunun Leisure'ı Ann Smith cinayetine bağlayan önemli bir kanıt olduğunu biliyorduk. Yazılı olarak da olsa Leisure, Ann'i öldüren merminin kovanıyla eşleşen silahı erittiğini söylüyordu. Ayrıca Frans'ın bize anlattığı bir konuyu daha açıklığa kavuşturuyordu. Halledilecek başka bir şey var mı? Leisure'ın polis kameralarından birini fark etmesiyle konuşma sona erdi. Ama artık çok geçti. Her şeyi gördük. İş üstünde yakalanmış gibiydi. Jim Coller'la birlikte görüntüleri tekrar izlerken harekete geçip biri yeniden yargılamak için yeterli kanıtımızın olduğunu düşündük. Mayıs 1987'de tutuklanmasından bir yıl sonra Leisure iki ayrı davadan birinci dereceden cinayet ve cinayeti azmettirmek suçlarından yargılandı. 4 yıl sonra 1 Kasım 1991'de iki cinayet davasına da itiraz etmeden kabul etti ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bill'e karşı tanıklık etme koşuluyla Paulette'in cezası birinci derece cinayetten ikinci derece cinayet ve cinayeti azmettirmek suçlarına düşürüldü. 2 yıl hapis cezası çekti. Dennis Frans denilen adam. Buna inanabiliyor musunuz? Ona dokunmazlık verdiler. Özgür bir adam olarak mahkemeden dışarı çıktı. Üstelik benim eltimi öldürdüğü halde. Leisure'a karşı açılan davalar açıklandığında Los Angeles polisi Charles Persico hakkında bir duyuru paylaştı. Charles Persico için mahkemede bir duruşma gerçekleştirildi ve serbest bırakıldı. Bir polis memuru olan Bill Leisure'ın ölmelerine sebep olduğu Tony Delos Reyes ve Ann Smith'i adalet geri getirmeyecekti. İşin en ilginç tarafı telefonun çalmasıydı. Her şey bir telefon konuşmasıyla başladı. Bir telefonun bu kadar karmaşık olayları ortaya çıkarmış olması gerçekten inanılmaz. Bill Leisure açgözlü bir adamdı. Bu kadar basit. Bill Leisure pis bir adamdı. Hayatta yaptığı her şey çalmakla ya da başka insanların malını gasp etmekle ilgiliydi. Tam zamanlı bir suçlu gibi çalışıyordu. Onunla tanıştığınızda bunu anlayamazdınız. Bill Leisure bir yemin etmişti, koruyup hizmet edeceğine dair. Oysa o bunun tam tersini yapan %1'lik kesimdeydi. O korkunç bir insan ve hak ettiğini sonunda bulmuş oldu.